Salih Tuna Şu bizim cici ekonomistlerimiz. Muhalif ekonomistlerimizden Profesör Atilla Yeşilada'yı diğerlerine nazaran hep sevimli bulmuşumdur. Hem kültür fizik sahibi hem de hınzır ve çocuksu. Bana öyle geliyor ki tarihçi olsaydı kuvvetle muhtemel İlber Ortaylı gibi bir şey olurdu. Tek farkla ki kimseciklere çok cahilsin keşke ölsen demezdi. Neyse. Sayın Yeşilada her şeyden evvel yeminli muhalif değil. Burası önemli. En azından her dönemin ekonomi yönetimlerine birkaç ay mühlet veriyor, peşinen gömmüyor. Ne ki yeni dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sadece mühlet vermekle kalmadı, kendi mahallesinden geldiğini iddia ettiği eleştirilere karşı da savunmayı ihmal etmedi. Efendim işte bunlar Batı'nın adamı, Gaya Hanım'ı da Mehmet Şimşek'i e de para simsarları getirdi. Bunlar kimsenin adamı değil. Yeşil Adamız, bildiğim kadarıyla seküler muhaliflerin mukim olduğu mahallenin yüzüyle bir sakiniydi. Şayet mahallesini değiştirmediyse, gerek Mehmet Çimşe'ye, gerekse Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a batının adamı diyen yok mahallesinde. Tam aksine Mehmet Bey ve Gaye Hanım'ın görevlendirilmesi hususunda, muhalif yüruh, ilk kez iktidarla müttefik durumda. Hatta iktidar çevrelerinden bile daha heyecanlılar desem dilim şişmez. Yeşil Adanın söz konusu sosyal medya programında kendi mahallesine söylediği şu sözü beni benden aldı. Ama sürekli batı düşmanlığı ekmeğini yediğimiz finansal kapitalizmi kötülemek inanılır gibi değil. Sen çok yaşa Emi Atilla Beyciğim. A ırgat çelişkisini çağrıştıran ekmeğini yediğimiz finansal kapitalizm ifadesini nereden buldun? Çok güldüm. Allah da seni güldürsün. Atilla Yeşil'e de her ne kadar Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın göreve getirilmesinden hoşnut olsa da değişimin sırf ekonomiyle olmayacağını dile getiriyor. Hazret çok dertli. İsveç'le olan ihtilafımız giderilememiş, daha ne isteniyormuş, açıkçası bilmiyormuş, batı da anlamıyormuş.'' Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şu ana kadar yapılanlar tamamen vitrin makyajıymış. Profesör Özgür Demirtaş ondan daha dertli. O kadar ki durumdan şappadak vazife çıkarmış, kendini tabiri caizse ekonominin mesihi mesabesinde görüyor galiba. Havarilerini de açıkladı. İçlerinde bizim İbrahim Kahveci de var. Ah şimdi rahmetli Ahmet Kekeç kardeşim yaşayacaktı ki akşama kadar gülecektik. Havariler dediğimi Özgür Bey, ekonomik kurul tesmiye ediyor. Sizin anlayacağınız bilim kurulu bitti, ekonomik kurul başlayacak. Hay Allah! Gel gelelim Özgür Bey de tıpkı yeşil adamız gibi işin ekonomiyle bitmediğini, yapısal reformların şart olduğunu dile getiriyor. Yapısal reform olmadan kısa vadede faiz artırılsa da işe yaramazmış. Yapısal reformların en başında da yargı reformu geliyormuş. Bunların Profesör Daron Acemoğlu'su da aynı dertten muzdaripti. Ekonomik konusunda alınması gereken önlemler arasında Demirtaş ve Kavala gibi mahkumların serbest bırakılmasını saymıştı. Boşuna lafın belini kırmayalım. Yapısal reformların nihai hedefi uluslararası sisteme tas tamam uyumlu hale gelmektir. Mavi Vatan'dan Kıbrıs konusuna, Kürt sorunundan güney sınırlarımızda Amerika'nın kurmaya çalıştığı ikinci İsrail'e kadar her şey söz konusu uyum kapsamındadır. Amerika'nın Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dile getirdiği Amerika'nın yeni ekonomik stratejisi, Amerikan dolarının hegemonyasına yönelik başta Çin olmak üzere bütün tehditleri bertaraf etmek içindir. Hegemonya mantıklarında hiçbir değişiklik yoktur. Bizim cici ekonomistlerimiz sonuç itibarıyla bu hegemonyaya boyun eğmenin dışında rasyonel bir yol olmadığını matah bir şeymiş gibi vaz ediyorlar. Salih Tuna Sabah. Haşmet Babaoğlu. Yalan hayatımız. Şuraya not düşmüş olayım. Dünya Sağlık Örgütü çok yakında iklim krizinin global bir sağlık sorununa dönüştüğünü ilan etmeye hazırlanıyor. İklim değişikliğinin yol açtığı hastalıklar diye bir şeyi önümüze koyup yine devasa yetkilerine dayanarak bütün dünyayı hizaya sokmaya kalktıklarında ne yapacağız? Oturup düşünmekte fayda var. Geçen pazartesi öğretmenler sorunumuzu yazdım hatırlarsınız. Okurlarım sağ olsunlar ülkenin dört bir yanından yağmur gibi mesaj yağdırdılar. O arada yeni Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de esas meselenin öğretmen yetiştirmek olduğunu vurguladı. Sevindim, umutlandım. Meğer bir de veliler sorunumuz varmış ki fena neler neler anlattı öğretmen dostlar. Çocuğu birinci sınıfa giden bir velinin sınıf öğretmenine gidip çocuğum okuyup yazmayı öğrenmek istemiyorsa zorlayamazsınız. İster öğrenir ister öğrenmez dediği bir ortam. Velhasıl toplumca kopmuş gitmişiz. Sınıfta kalmanın olmadığı bir sistemin olumlu yanlarıyla olumsuz yanlarını iyi tarttık mı? Öğretmenlerden dinlediklerimden sonra bundan artık emin değilim. Badat Caddesi tayfası bir kafede oturmuş laflıyorlar. Yaşlar 45-60 arası. Masadaki iki erkek sinmiş, ağızlarını açsalar kadınlar hemen sözlerini kesiyor. Konu tabii ki memleketi bir ağızdan kötülemek ve her şeyden şikayet etmek. Bir süre sonra tükeniyor ve başka bir konuya geçiyorlar. Sürekli hayatından şikayet eden, etrafı kötüleyen toksik insanlardan kaçmak gerektiğini konuşmaya başlıyorlar. İki tavır arasındaki çakışmayı hiç akıllarından geçirmiyorlar. Oysa her sandık vakti geldiğinde halk da bu toksik sosyal kesime otur oturduğun yerde diyor işte. Kalp krizleri ve kanser vakaları konusunda apaçık rakamlara ihtiyacımız var. Ne oluyor yahu? Uzun bir aradan sonra Netflix'te zevkime ve arayışıma uygun bir dizi buldum. Elena Ferrante'nin 2019'da piyasaya çıkan Yetişkinlerin Yalan Hayatı romanını dizi yapmışlar. Şahane olmuş. Dizinin her bölümüne yayılmış sinematografik tadı çok sevdim. Dizide Giovanna'nın günah diye bir şey yok diyen arkadaşlarına söyledikleri aklımda kalmış. Günah vardır. Dostluğun olmadığı, sevginin olmadığı ve güzel bir şeyin boşa gittiği yerde günah vardır. Haşmet Babaoğlu Sabah İsmail Kılıçarslan, rahat bırakmayı deneseniz mi? Önce yoldaşım Eyüp Gökhan Özeki'nin nefis tespitini alıntılayarak başlayayım. Dücane Cündioğlu, Talha Hakan Alp ve benzerleri şu yüzden önemli, bunlar Müslümanları dışarı çıkarma işini büyük bir hevesle yapıyor. Çünkü insana veya dünyaya dair söyleyebilecekleri başka bir şey yok. Tüm sermayeleri bize ve buraya dair. Başka bir alana hevesli değiller çünkü başka bir alanda anlamlı değiller. Taşralılıktan kentliliğe, gelenekten yeniliğe sıçramaya çalışan ezik muhafazakarlar da bunların müşterisi oluyor. Muhafazakar kitleye hitap etmeyi terk etmiyorlar. Çünkü tüm numaraları burada. Misak-ı milli sınırlarının dışında hiç olmalarını geçtim. Ülke içinde, seküler çevrelerde bile hiçler. O yüzden bize tebelleş olmayı bırakmıyorlar. Hep bu mahalledeler. Buralarda geziniyorlar. Öyle olunca mahalleli de denk geldi mi taş falan atıp uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu burada bir dursun. Türkiye'de seküler çevrelere yanlayan yara aydın eziklerin hali pürmelali tam tamına böyledir. Bir kabullenme telaşı, bir yamanma neşesiyle eli artırdıkça artırırlar ve sonunda bir şekilde delirirler. Acıklı bir hal doğrusu. Diğer taraftan din, diyanet, İslam ilkeleri, İslam'ın bilgi teorisi gibi meselelerde hiç ama gerçekten hiç fikri olmayan sekülerlerin din hakkında kestiği ahkamlarsa çok da acıklı bir manzara oluşturur. Ağırlıklı olarak seküler çevrelere yanlayan yara aydınlardan elde ettikleri bilgi kırıntılarıyla sıraladıkları eleştirilerin hiçbir iler tutar yanı yoktur. Din konusundaki sınırsız, uçsuz bucaksız cehaletlerini üzerimize boca ederken sergiledikleri özgüvenin de ucu bucağı yoktur bu arada. Din konusunda her şeyi bir şekilde hallettiğini düşünerek yerinen bu kitleyi rehabilite etmek doğrusu pek mümkün de görünmüyor. Bir kere yazmıştım yine yazayım. Batı toplumlarında tarih yazım metodu olarak ortaya çıksa neredeyse tapınacakları hadis derleme metodu hakkında hemen hemen hiçbir bilgi sahibi değillerdir mesela. İslamoğlu gibiler bunlara ya aslında hadisler yalan. Her şey Kur'an'da yazıyor kardeşim dediği için bunlar yokmuş abi hadis falan deyip gördükleri her bilgiyi Kur'an'da yazmıyor ki bu cümlesini yapıştırıp alanında uzman olduklarını varsayarlar. Önce bir hakkı teslim edeyim. Aslında İslamoğlu bile onca yanlama çabasına, onca uğraşına rağmen hadis literatürünün tamamını inkar edecek pişkinliğe erişemedi malum. Ama işte bu cahil, seküler kitle onu bile yanlış anlayarak devam ediyor yoluna. Düşünün düştükleri cehalet çukurunun derinliğini. Misal ben akışkanlar mekaniği hakkında aslında akışkanlar mekaniği hakkında sonradan üretilen her bilgi yalan. Frank M. White'ın kitabında yazıyor her şey. Ben de bunları toplamda 40 cildi bulan kitaplarımda açıklıyorum desem. Muhtemelen bana ya deli ya da uyanık tüccar dersiniz. Ama işte İslam hakkında bunu böylece söyleyen adamların söylediklerini güvenilir veri kabul ediyor bizim sekülerler. Bunu da bence çok temel bir eziklik yüzünden ilerletiyorlar. Dini ve dindarlığı bir ahlaki üstünlük meselesi olarak ele aldıkları için o alanı da kimselere bırakmamak gibi bir hırsa kapılıp sürekli zırvalıyorlar. Oysa çok basit iki şey yapabilirler. Birincisi şu, dini, İslam'ı, İslam'ın ilkelerini Büyük İslami bilgi geleneği içinden okuyarak kafalarını bu konuda rahatlatıp varsa eleştirilerini bunun üzerinden sıralayabilirler. Böylelikle hiç olmazsa saygın bir eleştiri zemini oluşturabilirler. Bu biz Müslümanların dersini daha iyi çalışmasını da beraberinde getirir ki büyük bir hayır hasıl olur buradan. Ama Düzey bu dediğin Kur'an'da yazmıyor ki Düzey olunca yahut tevekkül kavramını fakirlik önerisi gibi anlayabilecek kadar zihinsel bir sefalete düşülünce ciddiye alınacak bir tarafı kalmıyor bizim açımızdan meselenin. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. İkincisi de şu. Rahat bırakabilirler dini, İslam'ı, İslam'ın inanç ve ibadet ilkelerini bilmediklerini, bu konuda cehaletin dibinde yüzdüklerini fark edip rahat bırakabilirler. Hem bizi hem de İslam'ı. Bunu da yapacaklarını sanmıyorum. Ne yapalım? Bu kara cahillerle bir arada yaşamak da bizim nasibimizmiş. Görüyor musun? Nasip dedim. Sorun bakalım İslam oğluna nasip kavramı Kur'an'da geçiyor muymuş ve bize Kur'an yeter diyen akıl hocanız bunu kitaplarının hangisinde açıklamış? İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak